Hafta en çok konuştuğumuz başlıkla aslında devam edeceğiz. Taksici Oğuz, Ege'yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında iddianame hazırlandı. Zanlı için istenen ceza belli oldu. Şimdi İzmir'e dönelim. Demirören Haber Ajansı'ndan Hande Naiman bize son gelişmeleri aktaracak. Hande, söz sana bırakıyorum. Evet Göksu, İzmir'de taksici Oğuz Ergen'in taksisine bindikten sonra öncelikle taksiyi farklı lokasyonlara bir süre dolaştıran, daha sonra cebinden çıkardığı tabancayla 3 el ateş ederek Oğuz Ergen'i öldürüp olay yerinden kaçan Delil Aysal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aslında tüm gözler bu soruşturmaya çevrildi diyebiliriz. Çünkü olay an be an araç kamerası görüntülerine yansımıştı ve tüm Türk toplumunda bir kamuoyu oluştu. Bu konuya ilişkin işte o soruşturma şu anda tamamlandı ve iddianame hazırlandı Delil Aysal hakkında ve Delil Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Peki iddianamede neler yer aldı? Delil Aysal'ın savunması yer aldı, araç kamerası görüntüleri yer aldı ve Oğuz Ergen'in kızının ifadeleri yer aldı. Delil Aysal kendisini nasıl savundu bu konuyla ilgili? Delil Aysal aslında ailesiyle ilgili bir takım sıkıntıları olduğunu ve kendisini öldürmek için çıktığını, bu nedenle yanında tabanca taşıdığını anlattı. Olayı bir anlık sinirle cinayeti işlediğini ifade etti. Delil Aysal o gün yüzünde medikal maske takıyordu. Bunu da toza duyarlılık nedeniyle taktığını söyledi. Ve aynı zamanda Oğuz Ergen ile arasında geçen diyaloglardan bahsetti. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak istediğini ancak Oğuz Ergen'in post cihazının şarjı bittiği için bunu kabul etmediğini ifade etti. Yine o iddianamede Delil Aysal'ın, Oğuz Ergen'in kızının ifadeleri de yer aldı. Oğuz Ergen'in kızı da yine iddianame içerisinde kendisinin yabancı bir numaranın aradığını ve bu numaranın arayan kişinin bir erkek sesi olduğunu, baban şu anda ağır yaralı, ben ambulans çağıramıyorum, sen ambulans çağır dediğini, karşı tarafın sesinin anlattığı Oğuz Ergen'in taksi şoförü, Oğuz Ergen'in kızı da bunları söyledi. Cumhuriyet Savcısının olaya ilişkin değerlendirilmesinde Aysal'ın suç tarihine tanınmasına engel olabilecek şekilde başı kapşonla kapalı ve yüzü maskeli olduğunun altı çizildi ve mahkemede şüphelinin üzerine atılı nitelikli adam öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği anlaşılmaktadır denildi. İddianamede Aysal için nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, ruhsatsız silah taşıma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi diyelim ve bu noktadan sözü tekrar stüdyoya bırakalım.